Bugün Bolu Takip Gazetesi olarak öğrencilere 2024 yılında Bolu'daki beklentileriniz neler diye sorduk. 2024 yılında Bolu'da öğrenci olarak beklentilerin neler? Beklentilerim kafe dışında da mekanlar açılması artık. Kafelere gelmekten çok sıkıldık şahsen. Yapacak çok bir aktivite bulamıyoruz. Nasıl bir mekan istiyorsun? Ya büyük şey, özellikle büyük şehirden gelenler çok eksiklik çekiyor, aktivite eksikliği çekiyor. Gerçekten farklı şeyler görmek ve yapmak istiyoruz artık. 2024 yılında Bolu'da ilk başta düşünmem gereken kendimi öğrenci arkadaşlarım gibi ekonomik olarak tabii ki de rahat bir şekilde geçirmek isterim. Çünkü kiralar fazlasıyla yükseklerde olduğu için yani birazcık daha alt limitlerde olsa öğrenciler için daha iyi olabilir. Öğrencinin sadece eğlence amaçlı değil de bir şeyleri öğretme amaçlı da bir şeyler yapılabilir. Bir spor etkinliği yapılabilir ya da topluluk olarak kurulabilecek herhangi bir durumda insanları bir arada toplayabilecek farklı bir etkinlik. Mesela bir tiyatro etkinliği yapılabilir ya da herhangi bir ünlü bir sanatçı buraya getirilebilir. Çünkü buradaki konser alanları falan da kısıtlı olduğu için çok fazla eğlenceye açık bir şehir olduğunu düşünmüyorum. Yani öncelikle tabii ki ulaşım öğrencinin büyük bir problemi. Ulaşımın en azından fiyatının bursumuzun karşılamasını isterim. Ev kiralarımız zaten her sene artıyor. Ev kiralarına oranla yine burstaki artışın dengeli olmasını isterdim. Öğrenci evinde kalmak zor. Öğrenci evinde kalanlar bilir. 2024 yılında yılbaşı ile ilgili beklentiniz nedir? Vallahi huzur, sağlık, mutluluk, birazcık para lazım. Bu öğrenci olarak? Öğrenci olduğumuz için işte kiralar olsun, geçinme derdi birazcık sıkıntılı oluyor. O yüzden hani huzur, sağlık, mutluluk, savaşın olmadığı, barışların olduğu bir yıl olarak diliyorum. Beklentim şu, geçtiğimiz senelerden çok bu sene daha iyi olur bizim için inşallah. Tüm öğrencilere başarılar dilerim. Herkese bol şans. Yani öğrencilere yönelik daha iyi çalışmalar yapılabilir böyle. Mesela? Gibi. Geziler gibi. Mesela üniversitelerde hiç gezi yapılmıyor. Başka mesela sınavlar konusunda çok zorluyorlar. Genelde hep şey yapıyorlar, test yapmıyorlar. Klasik yapıyorlar mesela. Ben çok zorlanıyorum yani o konuda. Çünkü hem çalışıyorum, hem okuyorum. Bir de burada çalışıyorum akşamları. Bayağı zorlanıyorum yani. 2024 yılında öğrenci olarak beklentileriniz neler? Ya burslar daha çok artırılabilir aslında. Siz? Benim bir şikayetim yok. Allah devletimize zeval vermesin. Ben YKS'ye hazırlanıyorum şu anda. Sınavı da kazanabileceğimi düşünüyorum. Şu anda yurtlarda asansörde bile sıkıntı var. Düşen oldu, içinde kalanlar oluyor. Zaten kaliteleri çok yüksek seviyelerde değil, en azından insani değerler içinde olmasını bekliyorum. Çünkü Bolu'da okumayı düşünmüyorum. Mecburen yurtta kalacağım ekonomik şartlardan dolayı. Bir de böyle ekstra böyle bir tehdit yaşamak istemiyorum. Böyle şeyler. Beklentilerim, ben de KYK'da kalıyorum. Yani şu an gündemimizde tabii asansörlerde olan sorunlar, işte KYK sorunları vesaire var. Yani bu sorunların kaldırılması gibi beklentilerim var bu şekilde. Peki 2023 yılı Bolu hayatı nasıldı? 2023 yılında Bolu hayatı benim için iyiydi. Farklı bir şehirden geliyorum. Üniversite okumaya geldim. Yani güzel deneyimler elde ettim. Güzel bir arkadaş grubuna girdim vesaire. Bu şekilde geçti. 2024 yılında öğrenci olarak Bolu'dan beklentiniz neler? Valla Bolu'dan öğrenci olarak beklentim iş, sağlık, para. 2023 yılında Bolu hayatınız nasıldı? Zorlu. Sadece zorlu mu? Çok zorlu.